İyi günler. Bugünkü konumuz terminal dönemde hastanın tepkileri. Ölüme karşı gösterilen tepkiler her bireyin inançları, yaşam şekli, yaşama bakışı ve kişisel özelliklerine göre değişir. Ölüm yaklaşan kişinin çevresindeki insanların davranışlarının değişmesi, terminal dönemdeki hastaların davranışlarını etkiler. Ölümün yaklaştığını bilmek bu hastaların bazılarında korkuya neden olabilir. Terminal dönem hastalarının hepsi aynı değilse de bazı ortak tepkileri gösterirler. Yıllarca terminal dönemde hastalarla çalışmış olan ve onları yakından gözlemiş olan Elizabeth Kubler-Ross'a göre tepkiler inkar, öfke, pazarlık, depresyon, kabullenme şeklindedir. İnkar. İnkar aşamasında olan hastaya saygı duyulmalı, ancak yalnız bırakılmamalı, hasta dinlenmeli ve ona zaman ayrılmalıdır. Hasta cesaretlendirilmeli, güvene dayalı bir ilişki kurulmalı ve gerçekle yüzleşecek destek verilmelidir. İnkar da hasta, bu olay benim başıma gelemez, böyle bir şey olamaz diye ölüm hadisesini inkar etmektedir. Onun için de kabullenmez ve gerçeklerle yüzleşmez. Bizim burada yapacağımız hastanın gerçekle yüzleşmesini sağlamak, durumu kabullenmesini sağlamaktır. İnkar geçici bir süreçtir. Bir süre sonra yerini kabullenme alır. Hastanın yaşamıyla ilgili ve ölümle ve ölüm sonrasıyla ilgili konuşmaya başlaması kabullenme aşamasına girdiğinin göstergesidir. Bir diğer duygusal belirti öfke. İnkar tepkileri geçmiş, yerine kabullenme, öfke, kıskançlık, içerleme, alınganlık gibi duygular almıştır. Neden ben sorusunu sormaya başlar ve bu duygu onu gergin yapar. Aşırı tepkiler göstererek isyan eder. En küçük şeylerde bile yüksek sesle tepki verir. Hasta yakınları da suçluluk ve keder içindedir. Bu durumdaki hastaya sağlık personeli hoşgörülü davranmalıdır. Konuyla ilgili hasta yakınlarını bilgilendirilmeli, onlarla birlikte hareket etmelidir. Bir diğer gelişen olumsuzluk, öfkeden sonra pazarlık gelişiyor. Burada Tanrı'yla yaptığı pazarlık söz konusu. Hastalar inkar ve öfke dönemlerinden sonra Tanrı ile bir pazarlık dönemine girer. Bu pazarlık ömürlerinin biraz daha uzaması adınadır. Sağlık personeli hastayı rahatlatacak şekilde konuşmalı, suçluluk duygularını azaltmak için destek vermelidir. Pazarlık aşamasından sonra hasta durumu kabullenmiştir, ölümü beklemektedir ve bu duygular içerisinde depresyon dönemine girer. Depresyon burada iki yönlüdür. Birincisi, hastalığın ailesine verdiği maddi ve manevi güçlükler ile buna bağlı gelişen suçluluk duygusudur. Bu hastanın fonksiyonelliğini kaybettiğini düşündüğü reaktif depresyon dönemidir. İkincisi ise ölüme karşı hazırlığın yarattığı depresyondur. Depresyon döneminden sonra kabullenme dönemine girer. Kabullenme döneminde hasta artık durumunu yavaş yavaş kabullenmeye başlamıştır. Terminal dönemindeki hasta diğer evreleri yardım alarak sağlıklı bir biçimde atlatır ve bu evreye girer. Hasta yorgun ve bitkindir. Uyku süresi uzamış, yalnız kalma isteği artmıştır. Kabullenme döneminde yoğun sıkıntılar azalmış, ailesinin yardım ve desteğine daha çok ihtiyaç duyduğu bir döneme girmiştir. Hasta çevreyle iletişimini azaltır, sözlü iletişim çok azdır. Bu dönemde hasta ile geçirilen sessiz zamanlar çok kıymetlidir. Ölümünden sonra yapılması gerekenleri sıralar ve son isteklerini söyler. Evet, hastalar demek ki terminal döneminde genellikle inkar, öfke, pazarlık, depresyon, kabullenme şeklinde duygusal aşamalardan geçmekte, kabullenme dönemiyle birlikte de mevcut durumu kabullenerek
ölüme kendisini hazırlamaktadır.